Selamlar millet, hepiniz Migros TV ekranlarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çılgın çılgın şeyler anlatacağım. Yeni öğrendiğim şeyler var, aklınız uçacak. Uçur bakalım aklımızı. Hazır mısın? Merakla bekliyorum, evet. Dünyamız dönüyormuş. Ya gerçekten mi? Şerbet, evet dünyamız dönüyor, tabii biliyordum. Biliyor muydun? Niye kimse bana söylemiyor o zaman? Herkes biliyormuş ya bunu. Zamanı gelince söylemiştir işte. Normal bir şeymiş gibi yaşıyoruz. Dünyamızdır. Bak şimdi bekle. Yani döndük. Dönüyoruz. Dönmeye devam ediyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Madem bunu bakalım biliyor musunuz? Söyle bakalım. Bir şey bizi alttan çekiyormuş. Evet, buna da yer çekimi deniyor. Ne güzel şeyler öğrenmişsin. Hayda. Yer çekimi olmasa dünyada ayakta duramazdık. Hepimiz uçardık. O, top oynarken de düşmezdik. Dizlerimiz yara olmazdı. Top da oynayamazdık bence. Top oynaya... Aa. Tabii top da oynayamazdık. Yer çekimi çok önemli. Doğru, önemliymiş. Topu bir dikersin, gider uçar o zaman. Evet Şerbet, öğrenecek çok şey var. Daha neler neler öğreneceksin. Merak ettikçe öğreniyorum, öğrendikçe daha çok merak ediyorum. Yüzyıllar boyunca insanlar pek çok şeyi merak etmiş ve bir sürü şey keşfetmişler. Her şey merakla başlar Şerbet. Şerbetciğim, ben şimdi sana bir bilmece sorayım. Sonra meraklar üzerine bir deney yapalım, ne dersin? Tamam, şarkılı bilmecedir şarkılı, herhalde. Evet, şarkılı bilmece geliyor tamam, şimdi. Tamam, hazırız. Siz de ekran karşısında bilmeye çalışın ama sizden önce bileceğimi düşünüyorum. Çünkü bu ara bayağı bilgi sahibiyim. Hazır mısın Şerbet? Evet! Geliyor bilmece. Merak eder, araştırır, bilgileri geliştirir, deney yapar, gözlem yapar, insanlığa bilgi sunar. Ben miyim mi? Bana mı yazdın bu şarkıyı? Senin gibi meraklı biri için. Meraklı birisi için. Merak eder, araştırır. Araştırır. Kütüphaneye falan gider. Yani kütüphaneye gider. Laboratuvara gider. Aa şey, beyaz şeyler giyerler. Biliyorum bunların neydi isimleri. Şey, buldum. Bilim insanı. Bildin Şerbet. Bilim insanı. Evet, bilim insanları yüzyıllarca pek çok şeyi keşfetmiş ve insanların yararına sunmuşlar. Ne? Teşekkür ediyoruz. Hayatımızı onların buluşlarıyla kolaylaştırıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sen bulmasaydın ben dünyanın döndüğünü asla bilemezdim. Kim bulduysan teşekkürler. Şerbetciğim, şimdi merak eder, araştırır, bilgileri geliştirir, deney yapar, gözlem yapar. Deney yapalım mı beraber? Deney, biz daha yapmaya başlamadık deney. Sen de mi yapacaksın? Evet, beraber yapacağız. Basit böyle. Evde çok kolay bulabilecekleri malzemelerle arkadaşların da yapsınlar. Onlar da bize katılsınlar istiyorum. O yüzden çok basit malzemeler, kolayca ulaşılabilecek malzemeler seçtim. Ne deneyi peki? Karışmayan sıvılar deneyi yapalım. Tamam, o zaman gözlük takacak mıyız? Tabii, önce güvenlik önlemlerimizi alacağız, malzemelerimizi hazırlayacağız, sonra deneyimizi yapacağız. Tamam. Deney yapacağız, sonra gözlem yapacağız, sonra sonuçları konuşacağız. Bak, çocuklar böyle evde deney yapacakları zaman bir kağıtla kalem de yanlarına alsınlar. Çünkü yaptıkları deneyden sonra gözlemlerini oraya not etsinler. Hadi malzemeleri hazırlayalım. Hop, işte buradayız. Biz hazırız. Arkadaşlar, deney için malzemelerimizi hazırladık. Şimdi deney yapmadan önce ama hatırlatmam gereken birkaç şey var. Birincisi, güvenlik önlemlerimizi her zaman alacağız. Bazı deneylerde özellikle eldivenler gerekebilir, ne? Bazılarında gözlük gerekebilir. Elimiz kesinlikle ağzımıza gitmeyecek. Ne? Değil mi Şerbet? Ve deneyleri yanımızda bir büyük olmadan yapmıyoruz. Bir büyük gözetiminde yapacağız. Benim yanındaki büyük sensin. Evet, senin yanındaki büyük benim. Şimdi bize ne lazım? Karışmayan sıvılar deneyimizde bize bir sıvı sabun lazım. Sıvı sabun. Bir... Yağ lazım, bitkisel yağ. Bitkisel yağ. Ve su lazım, işte suyumuz da hazır. Şimdi bunları sırayla şurada gördüğümüz bardağa koyacağız Şerbet. Evet. Ve bu sıvılar karışıyor mu karışmıyor mu bir bakacağız. Tamam. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet, hazırız. Açıyorum ve önce sıvı sabunumu bardağa boşaltıyorum. Puf, bir şeyler olmayacakmış gibi sanki değil mi? Sıvı sabun. Sıvı sabun, evet. Hop. Birinci tamam. Elde birinci var. Tamam. Bir. Kapattım. Şimdi sıra ikincide. Suyumuzu koyuyoruz Şerbetciğim. Sabundan sonra zaten su gelir. Genelde de hayatta da böyle de bilirsiniz. Su ve sabun. Hop. İşte su.
Evde gıda boyası olanlar suyunu renklendirebilirler. Böylece sabunla farkını çok daha iyi anlarlar. Şimdi sabun da açık renkte, su da şeffaf ya. Hı-hı. Ben burada görüyorum gerçi farkını ama. Karışmadı evet. Ama o zaman daha net görürdük. Karıştırırsak köpük olur. Burada bilgi benden. Evet, suyla sabunu karıştırırsak köpük olur. Şimdi, işte zeytinyağı koyuyorum. İşte zeytinyağı geldi. Ve zeytinyağı. Gördün mü şerbetçim? Burada 3 tane sıvı var. Evet. Ve hiçbiri birbirine karışmıyor. Bak, en altta sıvı sabun. Üstünde su. Evet. Üstünde bitkisel yağ. Bunların hiçbiri birbirine karışmadı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten de karışmadı. Peki. Evet, peki. Evet. Peki biz bunları neden karıştırmak isteyelim ki zaten? Ama bunların, bu sıvıların ağırlıklarının farkını pek çok bilimsel alanda kullanıyorlar. Kimyada kullanıyorlar, tıpta kullanıyorlar. Pek çok alanda bu sıvıların öz kütlelerinin farklarını kullanıyorlar. Biz de sıvıların karışmadığını, ağırlıklarının birbirinden farklı olduğunu kanıtlıyoruz. Evet, ağırlıkları birbirinden farklı olduğu için bunlar karışmadı. Yani şöyle, ağırlıkları demeyelim de aslında öz kütleleri birbirinden farklı. Ama ben, arkadaşlar daha iyi anlasın, sen daha iyi anla diye, öz ağırlıkları diyebiliriz buna. Öz kütleleri, ağırlıkları birbirinden farklı evet, olduğu için birbirlerine karışmıyorlar. Gerçekten de çok enteresan bir karışmama olayına şahit olduk. Evet, karışmama olayı tam olarak bu şerbetçim. Yani peki o zaman, şimdi kağıt kalem alın demiştin ya, ne evet. yapacağız bu deneyin sonunda? Aldığımız kağıt kalemle gözlemimizi yazacağız. Önce mesela zaten malzemelerimizi yazacağız. Malzemelerden sonra deneyi nasıl uyguladığımızı yazacağız. Ve son olarak da gözlemimizi yazacağız. Neyi gözlüyoruz? Yağın, suyun ve sıvı sabunun birbirine karışmadığını gözlüyoruz. Bunları not alacağız. Sonra da neden karışmadıklarını not alacağız. Çünkü öz kütlelerinden. Öz kütle ağırlıklarından. Öz kütle ağırlıklarından dolayı. Evet. Ben de o zaman farklı. Çıkardığım sonuç şu. Ola ki canınız bir sarı sıvı sabun, su, bir de zeytinyağını karıştırmak isterse bilin ki yanlış yoldasın. Evet, karışmayacak. Sevdin mi bu deney işini? Evet, çok sevdim. Bir tane daha var mı? Olmaz mı canım? Bir sürü deney var. Hadi bir tane daha yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hazır gözlükleri takmışız. Puf! Ha? Hadi. Puf yapalım. Hadi puf yapalım. Hop, yine buradayız. İkinci deney için hazırız. Hazırız. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir bardak soğuk suyumuz var. Şurada tuzumuz var, yemek kaşığımız var. Evet. Sıcak suyumuz var. İki tane yumurtamız var şerbet. İki tane de yumurtamız var. Eğer unumuz da olsaydı hamur yapabilirdik. Unumuz da olsaydı yiyecek bir şeyler yapardık. Ama bugün deney yapıyoruz. Deneyimiz de şöyle. Yumurtayı arkadaşlar soğuk suyun içine hop bıraktığımızda yumurta suyun dibine batıyor. Evet, battı. Evet, battı. Şimdi bir de sıcak suyumuz var. Ama burada şunu hatırlatmak istiyorum. Deneyleri bir büyük gözetiminde yapıyoruz. Çünkü mesela bu sıcak su sizin için tehlikeli olabilir. Evet. Çünkü bu yumurtayı da sıcak suyun içine bırakacağım. Ama onun yüzmesini sağlamak için, yani yukarıya çıkması için suyuma tuz koymam lazım. Şöyle 4-5 yemek kaşığı evet. tuz koyacağım, karıştıracağım ve daha. Yumurtanın aşağı mı çökecek, dibine mi yoksa yukarıda mı yüzecek onu gözleyeceğiz. 3, 4, 5. Tuz çözülene kadar güzelce karıştıracağız şerbetçiğim. Evet. Karıştırıyoruz. Bu biraz uzun sürebilir. Karıştırıyoruz. Evet. Tuz yok olana kadar karıştırdık. Evet, tuz yok olana kadar karıştırdık. Şimdi ikinci yumurtamızı, tuzu erimiş sıcak suyun içine yavaşça bırakıyoruz. Ve gördüğün gibi sıcak ve tuzlu su yumurtayı yukarıya doğru ittiriyor. Böylece yumurtamız dibe batmıyor. Evet, evet, çok enteresanmış gerçekten. Şey, ne oldu şimdi yani peki? Neden oldu göz bu? Defterimize ne yazacağız evet, değil mi? Mesela ne gözledik? Ne şunu yazacağız. Şerbetçim, burada sıcak suyun içine tuz döküp tuzu erittiğimizde suyun yoğunluğunu arttırıyoruz ve suyun yoğunluğu artınca da yumurtayı yukarıya doğru ittiriyor. Hani tuzlu suda çok daha rahat yüzeriz ya, onunla ilgili. Ya o şeyden dolayı değil mi? Can yeleklerimden dolayı. Can simidimden dolayı. O büyüdükçe can simidini çıkaracaksın ya, tuzlu suda insanlar çok daha rahat yüzerler. Kaldırma kuvveti artar çünkü.
Kaldırma kuvveti artar, doğru. Evet, bak bu deneyi de evde kolayca yapabilirsiniz. Ama yine söylüyorum, unutmayın, büyüklerinizle beraber sıcak su sizin için tehlikeli olabilir. Şerbetçim, deneyimiz bitti. Şimdi deneyle ilgili bir şarkı söylemeye ne dersin? Deney şarkısı mı yazdın? Deney şarkısı yazdım. Size küçücük öğreteceğim. Hep beraber söyleyelim istiyorum. Hadi bana da öğret, ben de bilmiyorum ki. Şimdi gözlükleri çıkaralım, masayı toplayalım ve bir puf daha. Puf. Soru sormakla başlayıp cevabı beraber bulalım. Soru sormakla başlayıp cevabı birlikte bulalım. Yağmurlar nasıl yağar? Dünyamız nasıl döner? Çiçekler nasıl açar? Gemiler nasıl yüzer? Haydi deney 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 yapalım beraber. Hadi şerbet. Haydi deney 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 yapalım beraber. 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 Ay çok güzel şarkı olmuş. Ellerine sağlık. Beğenmene sevindim şerbetçiğim. Bugüne de uygun bir şarkı oldu. Evet, evde arkadaşların büyükleriyle beraber pek çok şey deneyip keşfedebilirler. Evet, bugünlük de o zaman sona geldik. Beğenip de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Migros TV'de görüşmek üzere.